Onu da bir kontrol edelim. Hemen yansıtıyorum abi. Şöyle. Var mı sıkıntı? Yok abi şey chatmet Outlook matlık vesaire çıksa hani bu edeyim bir şeyler sağdan soldan fırlamasın zıplamasın. Ödenmemiş faturalarını Abi olabilir yani ödeyebilirsin bence biz sıkıntı. ödemeyelim yani Selçuk. Ya insan yok olur mu falan der ya. Yok abi problem yok. Tamam, süper abi. Görüntüde de bir sorun yok. O zaman Hemen vermeyeceğiz hazır. sanırım değil mi? Kapatayım mı şeyi öncesinde? Yok tam ekran alabilirsin abi. Ben zaten vaktimiz de geldi. Ben bir yandan YouTube yayını da bastım. Tamam. O esnada bir iki değişiklik yapmak istiyordum ama neyse sıkıntı yok abi. Yok Tamamdır. olur abi. Ben şimdi şöyle ekranı kapatabilirsin abi sen. Tamam ben Kapat abi durdurdum ekranı. sharing'i. Tamam. Durdu mu? Ben zaten şimdi durmadı abi henüz. Durmadı mı? Dur o zaman. Yok sana geliyordur abi ama şöyle yapalım bir dakika. Yok stop sharing dediğinde Tamam. evet tamam şimdi durdu abi. Ben zaten bir giriş yapacağım. Hı. Ondan sonra sözü size bırakıyor olacağım. Orada sen değişiklikleri yapabilirsin. Tamamdır. Dediğim gibi ben kameramı açamıyorum rahatsızlığımdan dolayı. Şu anda yeni katılanlara bilgi vereyim. Yatıyorum arkadaşlar. Yatarak webinar veriyorum. Şey kezi oldu benim için bazı konularda burnuyla çözer mevzusu var işte. Mesela Exchange gibi çok uzman olduğum konularda. Ya Hakan Hoca burnuyla yapar o işi. Webinarda da artık 800'den fazla webinar yapınca şey oldu yani. Artık yatarak webinar veriyoruz modundayız arkadaşlar. Sizler hazırsınız. Ben de izleyicilerimiz de hazır gördüğüm kadarıyla. Ben de girişimi yapıyorum. Abdurrahman buralarda mısın? Buradayım. Tamam okey ona göre. Başlayabiliriz. Sıkıntı Tamam yok. hani en kötü Selçuk sunumu yaparken ilk sözü sen alırsın diye. Tamamdır. Kaydımız okey. YouTube yayınımız okey. O zaman hazırız. Merhabalar. Yeni bir Çözüm Park webinarıyla da sizlerle beraberiz arkadaşlar. Bugünkü konumuz güvenlik. Yine CyberSaaS tarafındayız. Abdurrahman'ı artık tanıyorsunuz ama bugün ilk defa bizlerle birlikte olan Selçuk var aramızda. Kendisine ve Abdurrahman'a hoş geldin demek istiyorum öncelikle. Hoş Hoş bulduk, bulduk, teşekkür ederim. teşekkürler. Sonrasında da siz değerli katılımcılarımıza yine hoş geldiniz demek istiyorum. Sıcak bir Ağustos öğleden sonrasında sizlerle beraberiz. Konumuz güvenlik dedik ama biraz daha spesifik konuya girmek gerekirse aslında kimlik, biraz kimlik üzerinde konuşacağız biliyorsunuz. Güvenlik dediğimizde pek çok alt kırılım var ama kimlik dediğimizde ben hatırlıyorum ilk defa Windows 2016 çıktığında sanırım. Yani bundan 5 yıl önce bir işte otel organizasyonunda bir sunum yapmıştım. Orada da çok klasiktir böyle hani şehrin anahtarı olur ya işte domaininde anahtarı aslında domain adının kimliği. Ve biz o yüzden çok fazla böyle kimlik üzerine dururuz. Yani o kimliği kaptırmamamız lazım. O kimliği kaptırdık mı aslında domain başta hangi sistemi yönetiyorsanız bu bir cloud platformu olabilir, on-prem olabilir, hibrit olabilir, başka bir şey olabilir. Aslında çok fazla şey kaybediyoruz. Durum böyle olunca da atakların hep kimlik üzerine olması, koruma mekanizmalarının ki bugün konuşacağız. Selçuk da Abdurrahman da değinecek. Hep bu minvalde olması çok normal ve ideal. O yüzden aslında bir sıkılaştırmaları da yani bir aktif direktörü uzmanı olarak da söylüyorum. Aynı zamanda bir danışman olarak. Her ne kadar burada bu iki üstadın yanında moderatör, yancı gibi dursan da Estağfurullah. sıkılaştırmada da baktığımızda ana anahtar hep şeydir arkadaşlar. Segmentasyonla o kimliği bir şekilde parçalamak, bölmek ve ele geçirilse dahi kullanılmaz hale getirmek. Hala hatta öyle güzel anılarım var ki böyle ortak birlikte çalıştığımız güvenlik şirketleriyle bazen bizim sıkılaştırma yaptığımız yerde işte kimliğin ele geçirilmesi sonucu şöyle sorular geldi bana. İşte abi selam selam işte ya biz domain admin aldık ama login olamıyoruz falan gibi böyle yani şey yani abi adminiz nasıl olmuyor gibi. Ciddi söylüyorum hiç abartmıyorum arkadaşlar. Bir iki dakika sonra onun benim bir sıkılaştırma yaptığım müşteri olduğu anlaşılıyor. Dedim ki o işler öyle kolay değil. Yani şifreyi dahi aslında ele geçirseniz düzgün bir sıkılaştırma ve korumayla aslında çok çok da iyi güvenlik önlemleri alabiliyorsunuz. Şimdi ben sözü daha fazla uzatmayacağım. Dediğim gibi biraz Selçuk'a zaman kazandırayım dedim. Hani düzeltme vesaire yapacak diye ama abi gördüğüm kadarıyla arkadaşlar hazırlar. O yüzden sözü daha fazla uzatmayıp misafirlerime bırakıyorum. Önce Abdurrahman'a sözü bırakayım. Daha sonra Selçuk'la devam ediyor olacağız. Şimdiden herkese güzel bir webinar olması diliyorum. Teşekkür ederiz Hakan abi. Gizge için de ayrıca da geçmiş olsun. En kısa sürede sağlığına kavuşma dileğiyle. Gerçekten zor bir süreç. Çok teşekkürler.
en kısa sürede seni de görmek istiyoruz kameralarda tekrardan. Öncelikle kendimi tanıtayım. Evet, bu üçüncü webinarımız oldu CyberCode olarak. Burada yeni gelen, aramıza katılan katılımcılarımızın da tanıması açısından iyi olur. İsmim Abdurrahman Alkan. CyberCode'da CTO olarak çalışmaktayım. Bütün güvenlik çözümleri, mimarisi, danışmanlığı konusunda siz değerli katılımcılarımız gibi partnerlerimize, müşterilerimize destek vermekteyiz. Bugün sizlerle birlikte üreticimiz Monofor'la birlikte aslında çok konuşulan, hayatımızda artık her alanında karşımıza çıkan bir konudan bahsedeceğiz. Bu konu bizim için neden bu kadar popüler oldu? Çünkü kimlik yönetimi, kimlik ve erişim yönetimi gibi konular aslında artık herkesin çok fazla duyduğu, her gün karşımıza çıkan ve güvenliğin de ana temel taşlarından biri olarak konuştuğumuz bir konu. Aslında baktığınız gibi zaman Hakan Hocam da bahsetti. İşte aktif direktörden başlayan kimliğin bir süreci var veya farklı bir kimlik sağlayıcıyı da kullanıyor olabilirsiniz. Ama konu veya hikaye farklı şekilde evrilmeye ve güvenliğin odak noktası belki de tam ortasına düşen bir noktaya geldi. Ben burada öncelikle sözü Selçuk'a bırakayım. Selçuk bizlere hem kendini tanıtsın. Zaten ara ara Selçuk'la da hem sohbet edeceğiz hem de sizlerin adına benim de merak ettiğim farklı bakış açısıyla Selçuk'un bizlere sunabileceği bilgiler, kıymetli detaylar olacaktır. Selçuk, istersen sana sözü bırakabilirim. Çok teşekkürler abi. Ben kısaca kendimden bahsedeyim. Sonra zaten ilerleyen safhalarda bolca konuşuyor olacağız. Ben Selçuk Ermeya, tamamen güvenlik temelli birisiyim. Özellikle uygulama güvenliği, sistem güvenliği gibi konularda çok uzun bir süre iş yapma fırsatım oldu. Tabii ki oradaki tecrübeler de bizi günün sonunda hem böyle bir ürünü yazmaya hem de bu işi uçtan uca çözebilecek bir çözümü ortaya çıkarma fırsatı sunmuş oldu. Bugün de zaten üzerine konuşacağımız konu özellikle son yıllarda Türkiye için söyleyecek olursak son yıllarda çokça duyduğumuz fakat çok büyük anlamda uyarlama süreçlerinde bizi sıkıntılara sokan süreçlerden bahsediyor olacağız. Ben bugün birkaç konuda da gerçekten sorgulama yapmamızı istiyorum. Anlatırken de veya sunum esnasında ilerlerken de birçok konuya zaten detaylı bir şekilde giriyor olacağız. Tabii ki vaktimiz el verdiği müddetçe. Monofor bizim firmamızın adı. Monosign ve Monosign'da kimlik ve erişim yönetimi ürünümüzün ismi. Tamamen Identity Access Management ve Privileged Access Management odaklı bir firmayız. Bunu söyleyebilirim öncelikle. Ana odak alanımız bu diyerek giriş yapayım. Teşekkür ederiz Selçuk. Peki o zaman şöyle diyelim. Son yıllarda çok konuşuyoruz. IAM bahsediyoruz. IDM bahsediyoruz. PAM bahsediyoruz dedik. Bu gerçekten son yıllarda çıkan bir hikaye mi? Bizim hayatımıza böyle mi girdi? Bu işin evveliyatı nedir? Neden kimlik ve erişim yönetimi? Bir anda bu hayatımıza girmesi, güvenliğin önemli bir parçası haline gelmesinin sebepleri nelerdir sence? Aslında şunu önceki bir parantez açmak gerekiyor. Aslında bu bugün hayatımıza giren bir konu değil ama bugünlerde çokça sadece isimle duyduğumuz bir konu. Yani çok eski tarihlere gidecek dahi olsak, yani zamanın başlangıcına da girsek, insan ne olursa olsun bir kimliğe bürünmek istiyor ve bu kimliğiyle anılmak istiyor. Bu kimliğiyle bir şeyler yapıyor, gündelik hayatında işlerini çözüyor vesaire. Aslında insanlığın başlangıcından itibaren bizim sürekli yakamızda olan ve zaman zaman da bize imkan sağlayan ve imkanları elimizden alan bir süreçten bahsediyoruz. Bugün biz bunun aslında dijitalleşmiş halini konuşacağız. Fakat dijitalleşmiş hali de aslında bayağı eskiye dayanıyor. Belki 20 yıl, belki 25 yıl öncesine dayanıyor. Yani daha bilgisayarların şekillenmeye başladığı yıllardan itibaren bu bizim her zaman problemimiz olmuş ve çözmeye çalıştığımız konulardan birisi aslında. Okay. Genel olarak böyle söylemek doğru. Teşekkür ederiz.
Burada peki biz ne durumdayız? IAM dediğimiz zaman veya IDM dediğimiz zaman kurumları hangi noktada değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir portföy görüyorsunuz? Aslında şöyle ilerlemekte fayda var. Ya ben kimseyi tabii ki istatistiklerle sıkacak, boğacak değilim. İstatistikleri bolca birçok kaynaktan arkadaşlar görmüştür, aşina olmuşlardır artık ama temel olarak aslında şunu söyleyebiliriz. Sürekli değişen bir teknoloji dünyasının içerisindeyiz. Kendimizi her gün farklı bir noktada buluyoruz. Yeni teknolojiler çıkıyor ve tabii ki o teknolojilerle bir şekilde kimlikler etkileşim halinde bulunuyor. En temel problem zaten burada başlıyor. Her uygulamanın kendine has bir authentication, authorization yani oturum açma ve yetkilendirme mekanizmaları bulunuyor. Ve tabii ki bununla birlikte ne yapıyor? Saldırı yüzeyi de bu oranda hızlı bir şekilde belki katlanarak artmaya devam ediyor. Tabii bunlar günün sonunda aslında bize oluşturduğu problem bir kimlik aidiyet bulduğu çerçeve süresince bir yaşam döngüsü içerisinde oluyor ve en temel problem de zaten bu yaşam döngüsünü sağlıklı bir şekilde yönetememekten kaynaklanıyor. Hani hep şeyden bahsettim ya ilk başta da insanın doğuşundan itibaren başlar bu kimlikleme süreci ve insanın ölümüne kadar devam eder. Aynı durum hatta belki ölümden sonrasını bile düşünebiliriz. Aynı durum tabii ki şey için de geçerli. Bir firmanın tabii ki kaynakları var ve bu kaynaklara kimlikler erişiyorlar. Bu kaynakların bu firma içerisinde, daha doğrusu bu kimliklerin bu firma içerisinde bir yaşam döngüsüne ihtiyacı kesinlikle oluyor. Aslında burada şöyle bir ekleme yapsak güzel olur mu? Şimdi problemlerden bahsettik ama problemler sanki böyle çok net değilmiş gibi geldi. Neden diyeceksin? Çünkü birçok insanın ilk defa biz de bu sektörde olmamıza rağmen duyduğumuzda ya bizim aktif direktörümüz var, biz user'larımızı, password'lerimizi burada yönetiyoruz. İşte politikalarla her şeyi kontrol altına alıyoruz. Nereden çıktı bu Identity Access Management? Yani yetmiyor mu aktif direktörüyle bu işleri yapmamız? Çünkü evet farkındayım çok fazla kompleksleşti. Hayatımıza birden fazla ürün artık var. Birden fazla teknoloji var. Ve bu teknolojilerin ister istemez birbirleriyle etkileşimleri var ama zaten hepsinin bir aktif direktörü entegrasyonu var. Yani biz öyle çözüyoruz. Nedir bu temel problemler? Yani problem olarak görmemiz gereken şey ne? Çok çok güzel noktalara değindin. Ben ilk başta hani problemleri belki şey olarak genelleyebiliriz. Çok fazla genelleme yapmak istemiyorum ama genelleyebiliriz ama burada aslında biraz önce mesela aktif direktörü sorusunu sordun yani aktif direktörü bizim neyimize yetmiyor. Zaten aktif direktörüyle her şeyi entegre etmiyor muyuz? Burada aslında ilk problem şurada başlıyor. Evet, aktif direktörü bir veya benzeri sistemler bir kullanıcı kaynağı olabilir. Yani kullanıcı kaynak yönetimi için kullandığımız bir yer olabilir. Ama yetkilendirme veya kimliklendirme veya bunun detay noktasında, uygulamalar üzerindeki yönetimi konusunda tabii ki yeterli değil. Tabii ki araya bir şeyler koyup bunu iyi bir noktaya getirmeye çalışıyorsunuz ama bunun uçtan uca bir çözüm olması gerektiğini savunuyoruz. Benim hep sorduğum sorulardan birisidir. Hadi diyelim ki bütün her şeyinizi aktif direktör üzerinden yaptınız. Aktif direktörünün biraz önce Hakan Hocam da çok güzel söyledi. Aktif direktörünün anahtarı yani yönetimi birisindeyse eğer bu bütün sistemlerimizin yöneticisi mi oluyor? Yani bu anlama mı geliyor? Eğer böyleyse daha büyük bir probleme yol açmış olmuyor muyuz? Bütün her şeyi aktif direktörüyle bağlayarak ve bütün yönetimi aktif direktör üzerine kaydırarak. Yani düşünebiliyor musunuz? Kontrolsüz bir noktadasınız ve kontrolü verdiğiniz bir veya birkaç kişi var. Bu birkaç kişi bütün aktif direktörünüzü yönettiği için istediği gibi kullanıcıların parolasını resetleyebildiği için, kullanıcıları gruplara ekleyip çıkarabildiği için. Bunları bu arada kötü anlamda söylemiyorum. Sadece kötü niyet anlamında kullanabilecek şeyler olarak söylüyorum. Yoksa sistem yöneticilerimizi bu konuda ve aktif direktörü yöneten arkadaşlarımızı bu konuda şeyde tutuyorum. Yani bu konunun dışında tutuyorum. Sadece risk seviyesini anlatmak için söylüyorum. Burada tabii ki en önemli noktalardan birisi, hep söylüyorum aslında, bu yaşam döngüsü dediğimiz bir olay var. Dijital kimlik çerçevesinde bu yaşam döngüsünün, bu bütün söylemiş olduğumuz süreçte bir şekilde adapte ediliyor olması gerekiyor ki bunlardan en büyüğü zaten bir kimliğin başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar ki olan sürecin en azından yönetim. Bunu hep şöyle adlandırıyoruz. Mesela bir HR uygulamamız olduğunu varsayalım, insan kaynakları uygulamamız. İnsan kaynakları çalışana sizi sisteme girişinizi yaptı ve dedi ki
Abdurrahman Alkan işte 28.08.2021 tarihi itibariyle saat 8 itibariyle işe başlar dedi. Bu tarihte, bu saatte başlar dedi. Ve bu noktada artık kimliklendirme sisteminin sizin title'ınıza, departmanınıza veya içinde bulunduğunuz diğer bilgilere bakarak sizi bir sürecin içerisinde dahil ediyor ve bu süreç sonlandığı zaman da bütün bu süreci ortadan kaldırıyor olması gerekiyor ki zaten ilerleyen safhalarda bunu bahsedeceğiz. Bir de en problemli olduğumuz yerlerden birisi şudur. Her uygulamanın Active Directory entegrasyonu yoktur. Veya Active Directory entegrasyonu olsa dahi veya LDAP fark etmez. Bu entegrasyonları olsa dahi siz gerçekten ana kullanıcı kaynağınıza bir uygulamayı doğrudan eriştirmek istediğinize emin misiniz? Yani AD sunucunuzu çok da güvenmediğiniz üçüncü parti bir uygulamaya doğrudan açma kanaatinde misiniz? Bunu gerçekten sorguluyor olmamız gerekiyor. Bunları tabii devamında işte single sign-on gibi, multi-factor authentication gibi ki ileride bahsedeceğiz. Bunları tabii ki uygulayamıyor olmak veya her birini uygularken farklı prosedürlerden geçiyor olmak tabii ki bunun içerisinde. Ama genel olarak özet tabii ki bütünsel bir bakış açısıyla dijital kimlik yönetimini uygulayamamak olarak söylüyoruz, nitelendiriyoruz. Desene hayatımıza yine bir kavram daha girdi. Yani IAM, IDM, PAM bunlara yavaş yavaş ısınmıştık ama gerçekten dijital kimlikten bahsettiğimiz zaman ne anlamamız lazım? Çünkü az önce bir cümle daha kullandın, ifadende şunu söyledin. Yaşam döngüsü içerisinde başlangıç ve bitiş, bir kimliğin, dijital bir kimliğin başlangıç ve bitişi nedir, ne anlamamız lazım? Açıkçası dijital kimlik dediğimiz zaman evet, aklımızda birçok şey uyanıyor, çok farklı konular geliyor. Ama biz dijital kimlikten gerçek manada ne anlamalıyız ve bunu IAM perspektifiyle veya IDM perspektifiyle nerede konumlandırmalıyız? Bu konuda ne söylersin bize? Abi bunun çok kısa ve net bir açıklaması var. Bunu yapmak istiyorum öncelikle. Grafik çok önemli değil ama diyoruz ki şirketin kaynaklarını consume eden, tüketen herhangi bir kimlik bizim için dijital kimlik, yönetilmesi gereken dijital kimlik kapsamındadır. Eğer bir kullanıcı dışarıdan sizin şirket kaynaklarınızı kullanıyorsa ve bunu bir kullanıcıyla yani bir kimlikle yapması gerekiyorsa ki zaten öyle gerekiyorsa bunu diyoruz ki kesinlikle bir yaşam döngüsü olmak zorunda. Bakın olmalı şey demiyorum. Yani bu bir opsiyon olarak söylemiyorum. Olsa güzel olur, olsa iyi olur anlamında değil. Olmak zorunda. Bunun en büyük sebebi tabii ki kimlik hırsızlıklarından kaynaklanıyor. Yani şu anda zannediyor musunuz ki sistemlerin çok büyük bir bölümüne sistemlerde bulunan açıklardan hackerlar erişiyor veya güvenlikçiler erişiyor. Bunların en büyük sebebi şu anda kimlik hırsızlıklarından kaynaklanıyor. Yani oltalama saldırısı olabilir bu veya sistemde bulunan yetkisiz bir hesabın yetkili hesaba çevrilmesi olabilir. Bunları tabii ki detaylandırmayacağım burada ama bunun birçok atak, işte attack surface dediğimiz birçok atak yüzeyi var. Bunlardan en büyüğü kimlik hırsızlıkları. O yüzden diyoruz ki bir dijital kimlik bir yaşam döngüsünü barındırmak zorunda. Şimdi abi aslında kimlik de hani dijital kimlik diye bir kelime girdi hayatımıza veya vardı çok uzun zamandır. Identity Access Management var, IAM var, IDM. Yani bir sürü kavram bizim hayatımızda yer alıyor. Ben bunların tabii ki hepsinde teker teker durmayacağım ama en azından konsepti anlamak, bizim yaptığımız işi şekillendirmek açısından bir kısmından bahsetmek istiyorum. Şuradaki kısmı da biraz küçültelim. Burada Identity Management dediğimizde bu işin alt katmanları var ve bu alt katmanlarındaki yönetim aslında Identity Management'ın tamamını oluşturuyor. Burada sadece single sign-on yapmak veya sadece multi-factor authentication yapmak sizi tabii ki Identity Management yapmaya veya Identity Access Management yapmaya götürmez. Genel olarak baktığınızda bu terimleri, bu kavramları bir şekilde o ürünün sağlıyor olması gerekiyor. Buraya sadece ekrana sığdırabildiklerimizi koyabildik tabii ki. Genel çerçeveyi koyduk. Ama tabii ki bunların da altında şekillendirebileceğiniz birçok kısım daha mevcut. Bir de tabii ki işin Access Management tarafı var. Ve Access Management tarafında da benzer bir süreç aslında sizi izliyor. Yani bir de erişimin yönetimi tarafıyla alakalı olan alt maddeler var. Şimdi bazı arkadaşlar belki şey tarafına şaşırabilir. Yani burada Privilege Access'in ne alakası var? Niye burada Privilege Access var diyebilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle şunu ifade etmek çok önemli, gerekiyor. Privilege Access Management
doğrudan Privileged Access Management'ın tüm kapsamından bahsetmiyorum ama Privileged Access Management veya Privileged Account Management, Identity Access Management'ın bir alt koludur. Identity Access Management'tan büyük bir kavram değildir. Veya şunu ifade etmek daha doğru belki. Siz gün bir Privileged Access Management'la değil, Identity Access Management'la başlarsınız. Sizin için önemli olan ilk etapta kimliklerin yönetimini sağlamaktır. Sonrasında, yani bu kimliğe vermiş olduğunuz yetkinin yönetimini sağlamaktır. Haliyle siz işe Privileged Access Management'tan başlarsınız. Yani parçası olan bir şeyden başlarsınız. Aslında ilk etapta yine güvenlikle alakalı birçok zafiyeti de beraberinde getirirsiniz. O yüzden diyoruz ki bu bir temel bir yapıdır. Yani hem Identity Management hem de Access Management birbiriyle bütünleşmiş, grift bir yapıdır. Siz bunu kontrol etmek istiyorsanız, yönetmek istiyorsanız bu işi uçtan uca yapıyor veya yönetiyor olmanız gerekir. Bizim de zaten sağlamaya çalıştığımız kısım aslında bu. Genel olarak böyle söyleyebiliriz. Aslında Selçuk, ya burada şu kavram karmaşasına gidersek çok doğru olur diye söylemek istiyorum. Bu yanlışlara geçmeden önce aslında bu temel kavramlardaki bizim bir soru işaretlerimiz giderse çok iyi olur. Çünkü birçok kişinin, katılımcılarımızın da ya bu kadar kavram mı var dediğini duyar gibiyim. Çünkü hikaye şuraya evriliyor. Biz yıllarca IDM konuştuk. Sonra bir anda IAM diye bir şey geldi hayatımıza. Ya bunların arasındaki gerçek fark nedir? Yani bunu gerçekten bir IAM üreticisi olan Monofor'dan dinlemek isteriz. Ki bu noktada gerçek bilgiyi, doğru bilgiyi almak istiyoruz. Çünkü dediğim gibi çok karıştı kafamız. Yıllarca sektörde de farklı farklı bunlarla ilgili çözümler dinledik, gördük. Yıllarca IDM konuştuk, sonra bir anda IAM'e döndük. Abi genel hatlarıyla aslında bir farkı bize ifade edebilirsen iyi olur. Çünkü dediğim gibi terimler, kavramlar çok fazla. Gerçekten bizi zorluyor bazen. Bu kavram karmaşasını da gidermiş olalım. Tabii. Burada hani biraz önceki şeye sebep olan, yani bizim kafamız çok karışıyor, sürekli bir anlam karmaşası içerisine giriyoruzun sebeplerinden en büyüğü aslında Türkiye'de maalesef bu işin dokümantasyon seviyesinde support ediliyor olması. Yani satış yapıldıktan sonraki bütün safhalar, yani ürünlerin çok çok büyük bir bölümü, hatta çok büyük bir bölümü demeyeyim, ürünlerin tamamı, bizim dışımızdaki ürünlerin tamamı yabancı menşeli ürünler olduğu için burada Identity Access Management özelinde kurulmuş ekipler maalesef yok. Sadece dokümantasyon seviyesinde kurulmuş ekipler var. Şimdi haliyle siz de yani IAM gibi çok büyük bir konsepte dokümantasyon seviyesinde destek verme şansınız yok. Birisinin size, sizinle yan yana oturup bu işi gerçekten ilk başlangıç aşamasından son safhasına kadar bir kurgusunu çıkarıyor olması gerekiyor. Bir analizini, bir dizaynını yapıyor olması gerekiyor. Haliyle bu noktada siz sürekli sizin de çok rahat bir şekilde Google'layabileceğiniz, arayıp sonucuna ulaşabileceğiniz dokümantasyon seviyesindeki desteklerle karşılaşıyorsunuz. Bu da size ne yapıyor? Bir soru sorduğunuzda, detay bir soru sorduğunuzda, bizim buna neden ihtiyacımız var gibi en temel, belki basit bir soru sorduğunuzda dahi çok ciddi anlam karmaşası içerisine sokan, günün sonunda da bilgi anlamında bölük pörçük bir şey edindiğiniz, bilgi edindiğiniz bir yapıya büründürmüş oluyor ki bu tabii ki hiç istemediğimiz, haz etmediğimiz durumlardan birisi. Şimdi Identity Access Management tarafına veya Identity Management, Access Management kavramına birazcık bakacak olursak, Identity Management aslında kimliklendirmenin ilk başlangıcından son aşamasına kadar en azından kimliklendirme süreci için sizin yanınızda olan ve bir kimliğin uçtan uca yönetimini yapmanıza olanak sağlayan bir yapı. Ve Identity Management'ın içerisinde bizim işte Single Sign-On dediğimiz veya Multi-Factor Authentication dediğimiz, Access Policy dediğimiz kavramlar yer almaz. Identity Management sadece kimliğin yönetimine odaklanır. Fakat Access Management ise ağırlıklı olarak erişimin yönetimine odaklanır. Bu erişimin yönetimini içerisine kullanıcıların uygulamalar içerisindeki rollerine, yetkilerine veya erişim politikalarını, multi-factor authentication yani çok faktörlü doğrulama gibi veya application security dediğimiz uygulamanın sistem arasındaki iletişimi gibi birçok noktaya, birçok kavrama sizi hazırlar, yönlendirir, yönetir. Şimdi şey tarafında, identity management tarafında dikkat ederseniz, yine PAM tarafı için konuşacak olursak, privileged accounts kısmı vardır. Access management'ta da privileged access kısmı vardır.
Bu kavram dahi sizin aslında bu iki yapıyı birbirinden ayırmanız için yeter. Yani genel yapıyı anlamak için söylüyorum. Birisi kimliğin yönetimine, diğeri kimliğin erişimine odaklanır. En temel arasındaki fark budur. Yeterli midir? Daha fazla detaya gireyim mi? Yok, bence gayet yeterli. Aslında burada da şeye değinmiş oldun, o da güzel oldu. Çünkü yıllarca PEM projelerinde bile konunun devamlı session recording'e evrildiğini çok fazla gördük. Maalesef. Yani sanki PEM çözümleri sadece session recording yapan çözümlermiş gibi algılandığı durumlarla çok karşılaştık. O yüzden bence iyi bir ayrım oldu. Teşekkür ederim, çok sağ olasın. Devam etmeden şöyle bir soru sorabilir miyim abi? Bunu bütün herkese soruyorum bu arada. Yani bizi dinleyen bütün arkadaşlara soruyorum. Kimlik ve erişim yönetimi dediğimiz noktada privilege dediğimiz ayrıcalıklı bir hesap veya ayrıcalıklı erişim dediğimiz bir olay daha var. Hani PEM ürünleri ayrı ürünlerdir. Genelde ayrı da satılır. Biz her ne kadar Monosign içerisinde barındırıyor olsak da genelde ayrı satılan ürünlerdir. Şimdi PEM dediğimiz noktada, Privileged Access veya Privileged Account dediğimiz noktada bunu Identity Access Management'tan ayıran şey nedir? Yani hesabın yönetimi ve erişimin yönetimi olarak baktığımızda, bu çerçevede baktığımızda, bak terim olarak dahi aynı terimleri kullanıyorum. Birisi Access Management, erişim yönetimi, diğeri Identity Management veya Account Management, hesabın yönetimi. Bizim için bir fark var mı sence? Yani o yönetimi yaparken, hesabın veya erişimin yönetimini yaparken, terimsel olarak farkın dışında en azından temel çerçevede diyorum, hiçbir fark yok. Siz bir servis hesabını da yönetirken hesabı yönetirsiniz. Bir uygulamanın hesabını yönetirken yine hesabı yönetirsiniz. Bakın hep hesap diyorum. Sistemin hesabını yönetirken hesabı yönetirsiniz. Bunun local olması veya bir domain controller üzerinden yönetiliyor olmasının herhangi bir farkı yoktur. Temel olarak bu bir hesaptır. Bu kaynaklara erişir ve bu kaynak erişimiyle birlikte hesabın yönetimini yapmadığınız durumda her zaman bir gap'e sebebiyet verirsiniz ne olursa olsun. Bence gayet güzel bir açıklama oldu. Soru da kafa karıştırıcıydı ama aslında dediğin gibi bazen terimlere odaklanıp veya terimlerin açıklamalarına dikkat etsek aslında birçok şeyi çözüyor olacağız. Peki bu kadar şeyi bahsettikten sonra aslında farklı kavramlara da girmiş olduk. Herhalde birazdan bahsedeceksin diye düşünüyorum. Evet. Burada da görüyoruz işte single sign-on gibi, multi-factor authentication gibi. İstersen onları sana bırakayım, zaten devam edecek diye biliyorum. Tamamdır. Şimdi ben birkaç, tabii ki benim haddim değil ama birkaç terimsel kavramdan veya en azından firmalarımızın anlatırken yaptığı yanlışlara birazcık değinmek istiyorum. Birincisi zaten en baştakini sen aslında söyledin. Yani Active Directory'yi yönetiyoruz. Bu bir kimlik erişim yönetimi olmuyor mu dedim. Ben yanlışlar kısmına eklemiştim onu. Tabii ki Active Directory'yi yönetiyor olmak kimlik ve erişim yönetimi yaptığınız anlamına gelmiyor. Birincisi onu söylemekte fayda var. İkincisi AD veya ADFS ile oturum açma da single sign-on yaptığınız anlamına gelmiyor. Yani tekil oturum açmayı bir anlamda sağlıyor olabilirsiniz. Ama Application Access Policy gibi veya Multi-Factor Authentication gibi yapıları her zaman o ürüne ekstra bir aşama olarak eklemek zorunda kalırsınız. Ki bu bizim tabii ki arzu ettiğimiz şeylerden birisi değil. Üçüncü yanlış aslında iki faktörlü doğrulama ile Multi-Factor Authentication yani çok faktörlü doğrulama hemen hemen aynı kapsam içerisinde bulundurulur. Bunun yanlışlarından birisi de şudur. Multi-factor authentication yani çok faktörlü doğrulama sizi adaptif şekilde sisteme dahil ederken ve faktör sayısını sizin belirlemiş olduğunuz kurallara göre gerçekleştirirken iki faktörlü doğrulama sadece kimliğin yani parola, kullanıcı adı parolayı yazdıktan sonraki süreçte size bir doğrulama adımı çıkarır. Örnek vermek gerekirse sisteme içeri giriyorsunuz. Mesela dediniz ki şu IP adreslerinden geliyorsa kullanıcıya push notification ile doğrula. Veya şu IP adreslerinden geliyorsa kullanıcıya hiç multi-factor authentication yapmana bile gerek yok. Doğrudan kullanıcıyı içeri al diyebilirsiniz. Sadece impossible travel detection'da yani seyahati mümkün olmayan kullanıcı şu anda İstanbul'dan bağlanıyordu. Sonra Amerika'dan bağlandı. Amerika'dan bağlanmaya çalıştı. 2 saatlik süre içerisinde yaptı bunu. Şu anda en azından bizi Amerika'ya 2 saat içerisinde ulaştıracak bir teknoloji bulunmuyor. Hâlâ bu noktada ne diyebiliriz? Kullanıcı multi-factor authentication'ı doğrulamıştı ama burada bir sıkıntı var gibi görünüyor. Ben bu kullanıcıyı tekrar doğrulamak istiyorum gibi policy bazlı
lokasyon olabilir, device olabilir, birçok şeyi bunun içerisine dahil edebilirsiniz. Çok faktörlü doğrulama firmalarının maalesef yaptığı yanlışlardan birisi kendilerini kimlik ve erişim yönetimi çözümü olarak sunmak. Biraz önce kimlik ve erişim yönetimini yapma kısmı ile alakalı, yani kapsamı aslında söylemiştim. Bu bizim söylediğimiz bir kapsam değil. Gartner'ı hepimiz biliyoruz. Dünyanın en ünlü araştırma şirketlerinden birisi. Gartner'ın direkt drive ettiği kavramlar da aynı şekilde bu şekildedir. Bir firmanın kimlik ve erişim yönetimi firması olabilmesi için bu kapsamlar ve alt kapsamlara destek oluyor olması, çözüm oluyor olması önemlidir. Burada haliyle çok faktörlü doğrulama yapıyoruz deyip ardından kimlik ve erişim yönetimi firmasıyız demek tabii ki doğru değil. Sadece bir alt kavramıdır, alt kırılımıdır. Parolasız giriş her case için en doğru oturum açma yöntemi olmayabilir. Bazı durumlarda uygulama spesifik veya sistem spesifik çalışmak gerekebilir. Çok faktörlü doğrulama da sizi bütün saldırılara karşı korumaz. Sizin siz olduğunuzu doğrulamak için önemli bir katmandır. Doğru bir katmandır. Ama multi-factor authentication için kullanmış olduğunuz ürün güvenli bir ürün değilse, ne kadar multi-factor authentication yaparsanız yapın, tabii ki sizi doğru sonuca ulaştırmayacaktır. Son olarak da kimlik ve erişim yönetimi tüm problemlerinizi çözmez. Birçok probleminizi çözer. Hatta doğru konumlandırdığınızda, sağlıklı bir mimari üzerine oturttuğunuzda birçok probleminizi ortadan kaldırır. Size vizyon verir. Size önleyici faaliyetler oluşturmanız konusunda bilgilendirir. Sizi hemen hemen birçok atağa karşı belki dikkatli olmanız için gereken veriyi veya denetimsel veriyi size sunar. Herhalde çok böyle. Bir yorum yapmak istiyorum ben de Selçuk. Lütfen. Müsaade edersen. Şimdi aslında Aktif Direktör'ün kimlik ve erişim yönetimi tanımı bir yerde doğru bir yerde yanlış. Doğrudan kastım kağıt üzerinde şöyle doğru. Yani bundan NT5.5'u düşünürse ilk çıktığı zaman bir tanım yapmak gerekirse evet kimlik yönetimi yapıyor mu? Yapıyor. Sonuçta kimlikleri açıyoruz, kapatıyoruz, izin veriyoruz şifrelerine vesaire. İşte erişimde şöyle günün sonunda bir file server erişmeye çalıştığında file server üzerindeki LSAS dediğimiz Local Security Authority gelen işte token'ı alıyor. Active Directory Domain Control makinesine götürüyor. Abi bu doğru mu falan diyor. Şimdi Kerberos'u anlatmayayım, insanları yormayayım. Kağıt üzerinde 20 yıl, 25 yıl önce doğru. Yani evet, Active Directory kimlik ve erişim yönetimi yapan bir altyapıdır. Bunu diyebiliriz ama günümüz şartlarında kimlik ve erişim yönetimi için ne yazık ki çok yetersiz. Yani evet yapıyor ama 20 yıl öncenin iş ihtiyaçları için tasarlandı ve hatta bazı noktalarda da Microsoft da diyor özellikle bu Mimikatz noktasında işte çok eleştiri alıyor. Ben bunu daha önce de paylaşmıştım. Ya Microsoft sonuçta LM, NTLM, Kerberos bunları değiştirebilir. Fakat değiştirse de bunları işte gerek bizim gibi işte MCT olur, trainer olur ya da senin benim gibi uzmanlara bir şekilde bir kaputun altında ne var açıklıyor. İşte örneğin işte login oluyoruz, hash geliyor, Key Distribution Center'a gidiyor, Key Distribution Center hash'te DB'deki falan. Ben anlatırım da yormuyorum. Hani özetle bu makinizmayı o kadar iyi biliyoruz ki sen de ben de. Abi bunu hacker da biliyor. Yani Microsoft bunu değiştirse sonuçta bir guide yayınlamayacak mı? Yayınlayacak. Sonra bu sefer ne yapacaklar? Onun üzerine bir açık arayacaklar ve bulacaklar. Microsoft o yüzden diyor ki ya ben bunu 20 kere de değiştirsem 21'inde yine atak olacak. Siz iş yapış şeklinizi değiştirin. İşte burada olduğu gibi IDM tool'ları kullanın, segmentasyon. İlla bu arada şu da var. Ya tabii ki paranız varsa tool almak, yönetmek 10 numara ama en kötü diyor ki paranız yoksa bile segmentasyon yapın diyor. O yüzden hani ya kardeşim ben Google'a yazdım işte İngilizce veya Türkçe Active Directory tanımında veya Wikipedia'da böyle bir şey yazıyor diyenlere de cevap olsun. Evet kağıt üzerinde doğrudur ama şu anda 2021 yılı için ne yazık ki içimizden geçerler arkadaşlar. Sadece AD ile bu işi yapmaya çalışırsak deyip tekrar sözü size bırakayım. Abi mükemmel bir özet yaptın. 2016 yılında bir sunumun vardı bir otelde. Sen de başlangıçta söylemiştin. Burada aynen bu konulardan bahsediyordum. Evet sizi işte Active Directory'yi kullanmak A noktasından B noktasına götürür. Bu doğru. Ama bir kimlik ve erişim yönetimi ürünü kullanmak her yere götürür. Bunu söyleyebilirim en azından. Veya o her yere gidebilecek size altyapıyı sunar diyebiliriz. Ağzına sağlık bu arada özetleme için. Ne demek abi. Şöyle biraz artık işin tabii şey tarafına ben bu kısımlardan sonraki kısmı artık hızlı geçmeye başlayacağım. Sebebi aynı zamanda sizin sorularınıza da cevap olmak için elimden gelen gayreti göstereceğim. En azından Abdurrahman'la birlikte gerek hem soruları
bu işin mimarisi kısmında hem de uygulaması, uyarlaması kısmında cevap olmaya çalışacağız. Burada üç temel sorumuz var arkadaşlar. Birisi diyoruz ki bir kimlik var elimizde. Bu kimlik hangi bilgilere ne zaman erişiyor? Bu bizim için de önemli kritik bilgilerden birisi. İkincisi diyoruz ki bir erişim var ortada ve bu kişi bir şapka takıyor. Şirkette bir görevi var ve bu görev itibariyle ne yapması gerekiyor? İşlemler gerçekleştirmesi gerekiyor. Siz haliyle bir satın alma talebi oluşturan kişiye satın alma onayını gerçekleştirecek kişinin yetkisini, görevini vermiyor olmanız gerekiyor. Eğer böyle bir şey yaptıysanız dahi kullanmış olduğunuz kimlik ve erişim yönetim sisteminin sizi uyarıyor olması gerekiyor. Buna da segregation of duties veya separation of duties diyoruz. Görevler ayrılığı ilkesine uygunluk. Son olarak diyoruz ki kullanıcılar sistemler içerisinde aksiyonlar, faaliyetler gerçekleştiriyor ama ben bu faaliyetleri gerçekten ne kadarını izliyorum, ne kadarını tespit edebiliyorum ve önleyici faaliyetler uygulayabiliyorum. Bunların da yine çok önemli olduğunu unutmuyor olmamız gerekiyor. Burada arkadaşlar sabaha kadar kimlik ve erişim yönetimi veya ayrıcalıklı hesap yönetimi konuşabiliriz. Ama buradaki en önemli nokta şudur. Kimlik ve erişim yönetimini core bir merkezi mekanizmaya oturtursunuz. Yani sizin bütün sistemlerinizin core'una oturur ve birinci faaliyeti izlemedir. Size görünürlük oluşturmaktır. İkinci faaliyeti bu hesapların tümünün yönetimini uygulamalar içerisinde gerçekleştirmektir. Biz hiçbir zaman şunu vaat etmiyoruz. Arkadaşlar kimlik ve erişim yönetimini konumlandırdık ve artık bundan sonra sizin bütün problemleriniz ortadan kalkacak. Hayır. Kimlik ve erişim yönetimi ilk olarak size görünürlük sağlayacak. Kim neye erişiyor? Hangi uygulamaya erişiyor? Yetkileri nedir? Bir identity matrix düşünün. Kimlik maddesi. Bu kimlik maddesinin dokunmuş olduğu alanlar nelerdir? Size ilk etapta bunu söylüyor olması gerekiyor. Ben hep şunu savunuyorum. Eğer ki kritik verilere erişen kimliği korursanız atakların birçoğunu korursunuz. Birçoğunu önlem almış olursunuz. Sizin bir kimliğin bir noktaya erişirken ki doğrulamayı sağlıklı bir şekilde yapmanız o veriyi de aynı zamanda korumanız için size birinci fayda sağlayan faktörleri içerir. Tabii ki bunların tamamını gerçekleştiriyor olmak size hem mevzuatlara karşı yani bunların üzerinden geçmeyeceğiz tek tek tabii ama hem iş süreçlerinde yalınlaştırma hem de giriş çıkış kontrolündeki otomatizasyon ile bir hesabın oluşturulması ve ortadan kaldırılması sürecini tamamen çözmenize olanak sağlayacak bir yapı sunar. Burada en sevdiğim kısımlardan birisi şu. Bir süreç oluşturmak istiyorsak eğer nereden başlıyoruz diye bir soru hep gelir. İlk başladığımız nokta her zaman bir çalışanın işe başlaması, işten ayrılması ve sonraki süreçte de departman değişikliği, title değişikliği gibi konulardır. Burada en temel olarak şunu söyleyebiliriz. Biraz daha Türkçeleştirelim. Kimlik ve erişim yönetimi size şunu sunuyor olması gerekiyor net bir şekilde. Eğer bir sistemde şu olursa ve bu şöyleyse, şu şarta göre bunu yap veya aynı zamanda şunu yap. Bunların sorusuna cevap olabiliyor olması gerekiyor. Günün sonunda da bütün bu otomatizasyonu düşündüğünüzde diyelim ki 20 farklı işlem gerçekleştirmesi gerekiyor sistemin. Bunların hepsini teker teker yapıp bu işlemleri gerçekleştirip günün sonunda da size demesi gerekiyor ki evet ben bu işlemi gerçekleştirdim ve bu çalışan işten ayrılmıştı ve ben bu çalışanın kimliğini sonlandırdım veya bu çalışan işe başlamıştı. Active Directory hesabını oluşturdum, Exchange'de hesabını oluşturdum, Active Directory ile entegreydi bunu oluşturdum. Bordro uygulamasına otomatik olarak yetki verdim veya satın alma uygulamasına otomatik olarak yetki verdim. Yani o title'ı, departmanı neyi gerektiriyorsa sistem içerisinde alması gereken yetki neyse bunların otomatik olarak verilmesinden bahsediyoruz. Ve aynı zamanda tabii ki tersi bir durum söz konusu olduğunda veya departman değiştirdiğinde, title değiştirdiğinde bunların tam tersinin olup yeni yetkilerinin verilmesinden bahsediyoruz. Burada mavi, mor ve gri alanların hepsinin parametrik olduğunu düşünebilirsiniz. Bunun tamamını sistemi tasarlarken, herhangi bir kod geliştirmesi yapmadan, herhangi bir deployment işlemi gerçekleştirmeden otomatik bir şekilde arayüzlerden gerçekleştiriyoruz. Ve sistemi tamamen uçtan uca yönetimini sistem yöneticisiyle birlikte tasarlamış oluyoruz. Bu işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada tabii ki en temel şeylerden birisi de single sign-on. Yani bir kullanıcı düşünün, bir hesap düşünün. Bu hesabın bir şekilde sistemlerdeki, yani sistemlerde bulunan kaynakları bu uygulama olabilir veya başka bir şey fark etmiyor. Kullanıyor olması gerekiyor. Bu noktada ne yapıyoruz? Monosign araya giriyor ve kullanıcının hesabını ilgili uygulamaya
bir middleware gibi davranarak sadece token üzerinden haberleşmesine olanak sağlıyor. Yani bu noktada şunu düşünebiliriz. Uygulamalarla kesinlikle kullanıcı adı parola bilgisi paylaşılmıyor. Sadece uygulamanın destek verdiği token. Bu bir Kerberos tokenı olabilir, bu bir SAML, OAuth, JVT tokenı olabilir, hiç fark etmez. Uygulama neyi destekliyorsa bunu gerçekleştirebiliyor sistem. Bir diğer nokta da Abdurrahman sunumun başında sormuştu. Hani multi-factor authentication dediğimiz bir yapı da var. Bu noktada ne yapıyoruz? Bu noktada da yine uygulamalar düşünün. Bu bir VPN uygulaması olabilir, bu bir in-house geliştirdiğiniz bir uygulama olabilir, hiç fark etmez. Monosan şu anda 7000'den fazla uygulamaya ön tanımlı konfigürasyon desteği zaten veriyor. Yani satın almış olduğunuz uygulamalar bu 7000 uygulamanın arasındaysa çok küçük entegrasyon sürelerinde bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Son olarak buyur abi. Ben bir seni böleyim. Tabii. Şimdi burada uygulamalar kısmı dikkat çekici bir nokta. Mutlaka herkesin aklına şöyle sorular gelmiş olabilir. Bu arada belirtmekte de fayda var. Biz CyberCode olarak Monofor'la çok sıkı bir işbirlikliğimiz var. Türkiye'deki ilk ve tek eğitim, danışmanlık ve servis partneriyiz. O yüzden bu süreçleri çok fazla yaşadığımız için aslında karşılaştığımız soruları ben tekrardan Selçuk'a yöneltiyorum. Selçuk zaten devamlı karşılaşıyor ama biz de bu sorularla çok fazla karşılaşıyoruz. Ya şimdi 7000 uygulama diyorsun, bu uygulamalarla entegrasyon evet rakam olarak gördüğümüzde çok güzel. Ama biz IAM projelerinde hep şu hikayeleri çok fazla duyduk. Başlayıp üzerinden belki 1-2 yıl geçiyor. Evet, geçip bitmiyor. Veya hiç başlayamıyor. Yani aradan 6 ay geçmiş, 1 sene geçmiş. Hani belki bırak bir uygulamayı daha bir kimlik sağlayıcıyla entegrasyon sağlanmamış. Açıkçası hani buradaki tecrübelere ben azıcık da olsa haizim ama senin ağzından aslında duymayı tercih ederim. Buradaki Monosign'ın bir entegrasyon süresi nedir? Bunu ölçümlemek biliyorum. Çok kolay değil yani. Kalkıp da herhangi bir uygulama için işte 10 gün demek, 6 ay demek, 1 yıl demek belki doğru bir şey olmaz ama buradaki tecrübelerinde ortalama bir uygulamayı entegre etmeniz, Monosign'a dahil etmemiz ne kadar sürüyor? Şimdi ben burada biraz ezberleri bozmak istiyorum. Birçok burada bu işi yapmaya niyetlenmiş firmaların 6 ay gibi, 1 yıl gibi, 3 yıl gibi süreler aldığını biliyorum zaten. Bununla sürekli karşılaşıyoruz görüştüğümüz zaman da. Ben bizim yaşadığımız case'ler üzerinden ilerlemek istiyorum. Bir firmamızda şu anda Monosign kullanılıyor. Biz POC sürecinde maksimum 3 saat içerisinde onların en core uygulamalarının entegrasyonunu gerçekleştirdik. Yani 3 saat içerisinde bu uygulamanın entegrasyonu, yetkilendirme kısmıyla alakalı süreçleri tamamlamış olduk. POC aşamasında yaptık. Yani hiçbir hazırlığımız yoktu. Müşteri dedi ki, madem o kadar kısa, hadi gösterin bize, madem geldiniz buraya kadar, hadi gösterin bize de görelim. Developer arkadaşı çağırdılar, sağ olsunlar. Hemen onunla, yaklaşık birkaç saat, ben 3 saat uzatarak söylüyorum bu arada, daha da kısa sürdü. Hemen entegrasyon işlemini gerçekleştirdik. Yine bir bankamızda, sağ olsunlar bizi tercih ettiler. Tercih etmelerindeki en büyük sebeplerinden birisi, bir günlük bir süre içerisinde 10 tane network, rakamı abartmıyorum, 10 tane farklı network uygulaması, VPN dahil buna, VPN, firewall uygulamaları dahil, bunların multi-factor authentication sistemlerine entegrasyonu gerçekleştirdik. Herhalde bu bizim verdiğimiz süreler için yeterli 2 tane donedir diye düşünüyorum. Ama bir overall'a baktığımızda Identity Access Management projeleri tabii ki kolay projeler değildir. Ama başlayacağınız doğru noktayı bilirseniz ve bu ekiplerle sağlıklı bir iletişim halindeyseniz bu süreçleri gerçekten ciddi manada kısaltabiliyoruz. En azından bunu söylemek mümkün. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Rica ederim. Ben hızlıca devam ediyorum. Çok biraz toparlayıp sonrasında arkadaşların sorularına bırakmak istiyorum. Bazı 15 kısımları... dakikamız hatırlatayım. Tamamdır. Bazı kısımları atlayarak devam edeceğim. Şimdi multi-factor authentication'da risk faktörleri dediğimiz bir kısım var. Risk faktörleri üzerinden ne yapıyoruz? Kullanıcının karşısına şu anda 10'dan fazla konnektörü destekliyoruz. Bu konnektörlerin tamamı bizim tarafımızdan destekleniyor. Burada gerek
hardware OTP tokenlar olsun, gerek push notification, gerekse biometrik doğrulayıcılar olsun. Bunlar üzerinden multi-factor authentication uygulayabiliyoruz çok basit bir şekilde. Bunlar bizim giriş ekranlarımız. Bu ekran sayesinde, yani bu ekran arayüzüne gerek mobil uygulama, gerek desktop, gerekse web fark etmiyor. Nereden girerseniz girin, aynı uygulama ekranı sizi karşılıyor. Bu ekran üzerinde bir passwordless dediğimiz QR code ile bir login mekanizması da mevcut. Passwordless authentication için gerekirse Google Authenticator, Microsoft Authenticator gibi authenticator'ları kullanabiliyorsunuz ama bizim zaten bir MonoSign Authenticator'ımız var. MonoSign Authenticator sayesinde onay süreçlerinizde de dahil onaylama gerektiren bir işlem gerçekleştiğinde MonoSign Authenticator'ı kullanarak gerek parmak izi, gerek Face ID, gerekse PIN doğrulaması üzerinden kullanıcının aksiyonlarını doğrulatabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse bir bankasınız. Dediniz ki 200 bin liranın üzerinde bir işlem gerçekleştiriliyorsa bu kullanıcının mobil uygulamasına onay gönder şeklinde bir talebiniz oldu. Bunun entegrasyonunu çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunların tamamı API'lere hazır, sistemlere hazır uygulamalar olarak düşünebilirsiniz. Bu bizim uygulama erişim ekranımız. Single sign-on ekranı gibi düşünebilirsiniz. Tamamen customize edilebilir, kullanıcı tarafından düzenlenebilir bir ekran. Uygulamalarınızı sürükleyip bırakarak gruplayabiliyorsunuz veya sistem yöneticiniz bu uygulamaları sizin için gruplayabiliyor. Burada aynı zamanda ekran üzerinde review, request ve settings gibi kısımlar görüyorsunuz. Bu ekran bu arada son kullanıcı ekranı ve dil seçenekli ekran. Herhangi bir dil seçeneğini son kullanıcı burada değiştirerek kullanabiliyor. İngilizce, Türkçe, Fransızca ne olduğu önemli olmadan. Aynı zamanda kullanıcı bu kısım admin tarafını adresleyen kısım. End user ile admin'in görmüş olduğu ekran birbirinden tamamen farklıdır. Yetki çerçevesinde de ayrılmıştır. Siz kullanıcıyı, end user'ı ayrı yetkilendirebilir, admin user'ı ayrı yetkilendirebilirsiniz. Burada görülen menülerin tamamı yine yetki bazlı tasarlanabilen ekranlar. Burada kullanıcı listesini görüyorsunuz. Bu kullanıcı listesinde dilediğiniz gibi filtrelemeler yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu filtrelemeleri kaydedebiliyorsunuz. Bütün kullanıcı kaynaklarınızı bağladığınızda Active Directory, LDAP veya bir veri tabanı hiç fark etmez. Tamamını listede görüp yönetebilmeye imkan sağlamış oluyor. Erişim paketleri dediğimiz bir yapı var. Gönül ister ki çok uzun süre bu konu hakkında konuşabilelim ama kısaca şöyle söyleyebiliriz. Siz firmanızdaki belirli başlıklar için erişim paketleri oluşturup kullanıcılarınızın bu paketlere subscribe olmasını veya talepte bulunmasını sağlayabilirsiniz. Örnek veriyorum, internet erişim paketi diye bir paket oluşturdunuz ve bu erişim paketi içerisinde kullanıcının gruba eklenmesi veya gruptan çıkarılması veya belirli yetkilerinin verilmesi vardır. Bunların tamamını sistem üzerinde çok rahat bir şekilde tasarlayabilirsiniz. Sistem bu yetkiye subscribe olan, daha doğrusu onaylanan bu yetkiye sahip kullanıcının aksiyonlarını otomatik bir şekilde gerçekleştirir. Geniş bir kural setimiz var. Bu kural seti üzerinden dilediğiniz gibi bir polisi oluşturup işte kullanıcı şöyleyse, son login zamanı buysa, şunu yapıyorsa gibi detay işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Identity Governance, kimlik ve erişim yönetim ürünlerinde olmazsa olmaz ekranlardan birisidir. Kısaca size şunu yaptırır. Bir kişiye, bir kullanıcı grubuna yetki verdiniz veya bir yapıya yetki verdiniz. Bunun periyodik bir şekilde sahipleri tarafından veya hesap yöneticileri veya fark etmez kullanıcıların yöneticileri tarafından veya sizin belirlediğiniz kullanıcılar veya gruplar tarafından kontrol edilmesini sağlayan bir yapıdır. Belirli zaman aralıklarında periyodik kontrollere gönderir. Bunu tamamen yine kurgusunu siz tasarlayabilirsiniz. Örnek veriyorum, 30 günde bir internete erişen kullanıcıların yetki kontrolünü gerçekleştir gibi tasarlamaları çok basit bir şekilde sistemde yapabilirsiniz. Reject yemiş kullanıcı otomatik olarak, mesela burada bir uygulama örneği görüyorsunuz. Bu uygulamadan artık kullanıcıyı reject et, kullanıcının yetkisini al demektir. Bu süreç tamamlandığında da otomatik olarak ilgili yetkileri sonlandırma işlemini gerçekleştirir. Privileged Access Management tarafındaki Advanced Server Access kısmını görüyorsunuz. Burada kullanıcılar browser üzerinden doğrudan ilgili sistemlere bağlanabiliyorlar. Session Recording, Session Monitoring, Session Sharing gibi birçok seçeneği zaten sağlıyoruz. Aynı zamanda bir Vault Credential Manager da üzerinde bulunuyor. Kullanıcılar herhangi bir uç sistem bilgisi görmeden ilgili sisteme tek bir tıklayla, tabii ki multi-factor authentication doğrulamasından geçerek bağlanabiliyorlar. Görmüş olduğunuz bütün ekranlar end user ekranları özelleştirilebilir. Sizin brandinginize uygun bir şekilde ayarlanabiliyor. Burada CyberCode için özelleştirilmiş bir ekranı görüyorsunuz. Gerek parolasız giriş ekranları, gerekse standart klasik giriş ekranları sistem üzerinden tasarlanabiliyor. Ve günün sonunda tabii ki kullanıcılar sizin brandinginize uygun tasarımı görüyor oluyorlar. Bunlar bizim
bir bakışta öne çıkardığımız özellikler. Hepsinden tek tek bahsetmek için tabii ki zaman yeterli değil. Ama muhtemelen YouTube üzerinde kaydı olacaktır diye düşünüyorum. Hakan Hocam belki doğru. Bu soruya cevap verir. Doğru. Şu anda YouTube'dan canlı yayındayız. Artı izleyebilecekler sorusunda da. Harika. Mükemmel. Buradaki başlıkları dilediğiniz zaman bir mail atarak veya Monosyncom adresinden girerek detaylarına ulaşabilirsiniz. Biz hem Workforce Identity dediğimiz, yani çalışanın Identity Management'ı, hem de Consumer veya Customer olarak nitelendirdiğimiz müşterinin veya sizden hizmet alan herhangi bir yapının Identity Management'ı olarak gerçekleştirebiliyoruz. Diğer alt maddelerde zaten doğrudan hizmet verdiğimiz yapıları oluşturuyor. Regülasyonlardan bahsetmeyeceğim. Zaten regülasyonlara %100 uyumluluk sağladığımızı garanti ediyoruz. Genel olarak kazanımlara baktığımızda aslında şöyle söyleyebiliriz. Yalın bir mimari ile uçtan uca yönetmiş olduğunuz bir mimariye sahip olmuş oluyorsunuz. Bu sizin gerekse hani hep artık çok fazla kullanıldığı için dilime almak istemiyorum ama dijital dönüşüme katkı anlamında da bir Identity Access Management yapmıyorsanız daha gün bir dijital dönüşüm gerçekleştiriyor olmanızın çok bir anlamı olmaz. Size her aşamada bloklar, önünüze taş koyar olarak nitelendirebiliriz. Burada çok kısaca neden Monofor, neden siz bu işi CyberCode ile birlikte gerçekleştirmelisiniz kısmına kısaca değinmek istiyorum. Biz yaklaşık 10 yıldan fazla tecrübesi olan bir ekibiz ve bu desteği tamamen Türkiye'den veriyoruz. Haliyle bir telefon kadar uzağınızdayız diyebiliriz. Sadece kimlik ve erişim yönetimi ve ayrıcalıklı hesap yönetimi üzerine çalışıyoruz. Başka hiçbir odağımız bulunmuyor. Bir ürün firmasıyız. Ürün, yüksek özelleştirme yeteneğine sahip bir ürün. 7000'den fazla uygulama desteğiyle çok rahat bir şekilde mimarinizi adapte edebiliyorsunuz. Modern bir altyapı ve mimarisi var. Cloud Native olarak geçer. Tamamen containerization platformlarını kullanıyoruz. Ve sistemde bir yapıyı, bir parçayı dilediğiniz gibi scale edebiliyorsunuz veya dilediğiniz gibi farklı ortamlara taşıyabiliyorsunuz. Bunu hem private cloud'da, on-prem'de veriyoruz, hem cyber SaaS üzerinden cloud'da veriyoruz. Global bir firmayız. Hem ABD'de, hem de Avrupa'da, hem de EMEA bölgesinde ofislerimiz var. Bu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Şunun da altını çizmek isterim. Bütüncül bir yaklaşım ile PEM'i içerisinde barındıran, ürün olarak içerisinde barındıran nadir firmalardan birisiyiz. Bunu söyleyebilirim. Uyarlama sürecimiz çok hızlı ve çok basit. Öncelikle mevcut durum analizinizi yapıyoruz. Sonrasında sizi en çok tıkayan parçadan başlayarak, en çok görünürlük oluşturabileceğimiz parçadan başlayarak bu işlemleri gerçekleştiriyoruz diyerek ben sonlandırayım. Kalan vaktimizde de soruları alalım. Ağzına sağlık öncelikle hocam. Abdurrahman, sen bir şeyler eklemek ister misin? Aslında burada çok değinmedik, hızlı geçtik. Ufak hemen bir dakika ben de ondan bahsedeyim. Regülasyonlarla da yetki kontrolü, yetki erişimi, erişim yetki kontrolleri zaten aslında önümüze çok fazla geliyor. Monofor'un Monosign ürünüyle biz aslında bu konuyu da kapatmış oluyoruz. Çünkü biliyorsunuz artık bu regülasyonlar hayatımızın vazgeçilmezleri. Bunları zaten kapatmak için yeterince vakit harcıyoruz. IAM bu noktada aslında birçok noktayı kapatıp her şeyi daha kontrollü ve daha düzenli işletebileceğiniz bir süreç yapısına ulaşmamızı sağlayabiliyor diyerek ben de sonlandırayım. Varsa sorulara yanıt verelim. Çok şey yapıyorum. Şöyle gördüğüm 3 soru var. Hızlıca yanıtlamak isterim. Birincisini Batu Bey sormuş. IAM'in ihtiyaçlarıyla uyumlu olması gerekiyor. Bu yaklaşımla baktığınızda çalışmalara nereden başlanması gerekiyor şeklinde. Şimdi IAM projeleri uzun soluklu projeler olduğu için öncelikle görünürlük oluşturabileceğimiz parçadan başlamaya çalışıyoruz. Sizin de tabii ki üst yönetime bu projeyi sağlıklı bir şekilde sunuyor olmanız, son kullanıcılarınıza da biz gerçekten bu işi yapıyoruzu gösteriyor olmanız gerekiyor. Bunun detaylarını tabii ki konuşuruz ama şöyle söyleyebiliriz. İlk olarak mevcut durum analizi yapıyoruz. Burada riskli olan sistemleri belirtiyoruz ve diyoruz ki ilk olarak başlamamız gereken nokta burasıdır. Bu genelde firmalara göre değişebiliyor. Çünkü bazı firmalar Identity Access Management yapmıyor olsa da bazı parçaları farklı ürünlerle tamamlamış olabiliyorlar. Bunun analizini yapıyoruz ve ona göre bir çıkarımda bulunuyoruz. Bir diğer konu Ahmet Konuş sormuş. Exchange yetkilerini grup vesaire eklemeleri de yapıyor mu? Exchange ile alakalı bütün işlemleri, Active Directory üzerindeki bütün işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Bu gerek cloud olsun, gerek on-prem olsun hiç fark etmiyor.
Active Directory'de üzerinde bulunan herhangi bir objenin yönetimini yapıyoruz. Sadece user ekler çıkarma değil. Computer nesneleri de buna dahil veya diğer uç nesneler de olabilir. Turgay Bey, sistem adminlerinin rutin işlemleri içinde kullanılacak özellikleri var mı demiş. Evet, hepsi var. Burada özellikle bazı yetkili grupların analizini gerçekleştirip bunları doğrudan sizin karşınıza çıkarıyoruz. Gerek bunlar üzerinde işlem alınması veya yetkilerinin sonlandırılması, belli süreçlerde takip edilmesi gibi kısımlarıyla alakalı doğrudan destek veriyoruz. Ürünün modülleri, Onur Bey, ürünün modülleri ayrı ayrı, ben bu arada hızlı hızlı geçiyorum vakti verimli kullanmak için, kusura bakmayın. Onur Bey, ürünün modülleri ayrı ayrı lisanslanabiliyor mu demiş. Ayrı ayrı lisanslanabiliyor. Sadece MFA ve PEM alabilirsiniz. Hiç problem yok. Veya sadece Identity Management'a dahi odaklanabilirsiniz. Ürününde göstermiş olduğumuz hemen hemen bütün parçalar farklı farklı lisanslanabiliyor kullanıcı üzerinden. Daha detaylı bilgiyi yine CyberCode'dan alabilirsiniz. Bir mail atmanız yeterli konuyla alakalı. Cloud üzerinde kullandığınızda Cloud Provider ile anlaşmayı siz mi yapıyorsunuz? Burada ben Abdurrahman Hocam'a bırakıyorum sözü. Belki bunu hani CyberSaaS çerçevesinde cevaplamak daha doğru olabilir. Evet, kesinlikle. Burada aslında iki farklı şekilde bu ürünü kullanma imkanına sahibiz. Bir on-prem kendi yapınızın içinde bulundurduğunuz ya da SaaS olarak bizim Türkiye Private Cloud'da bulundurduğumuz bir mimarimiz mevcut. Bu nedenle yapıyı zaten bizim altyapımız üzerinde cloud yapısı mimarisinde hem de Türkiye üzerinde biliyorsunuz işin içine bir de KVKK'ya girecek, farklı regülasyonlar girecek. O yüzden bizim Türkiye içerisinde bir yatırımımız mevcut. O noktada veriler yurt dışına çıkmıyor kesinlikle. Çünkü aslında burada şunu bahsetmekte fayda var. Selçuk bundan bahsetti. Cloud native tabanlı çalışan bir mimariye sahip. Yani bu şu demek değil. Public bir private üzerinden buna sahip olmanız gerekiyor. İşte kimleri konuşuyoruz? Amazon konuşuyoruz, Azure konuşuyoruz, işte Google var, Alibaba Cloud var. Bizim burada bahsettiğimiz aslında onların kullandığı mimariyle dizayn edilmiş bir üründen bahsediyoruz. Bu nedenle bunu siz kendi private cloud'ınız varsa orada kullanabilirsiniz. SaaS hizmetimiz üzerinden, CyberSaaS hizmeti üzerinden bunu hizmet olarak satın alabilirsiniz. Ki bu durumda da dediğim gibi her iki noktada zaten data Türkiye'de tutulduğu için herhangi bir yurt dışına verinin gitmesi, orada senkronize olması, buradan sunulması gibi bir yöntem değil. Tabii ki de biz Turkey Private Cloud'da bunun yedekliliğini, size bunun global cloud altyapısında hizmet sunulması için bütün altyapıyı sağlamış oluyoruz zaten. Q&A'de bir soru var. Selçuk belki kaçırmışsındır. Yok, gördüm abi. Cevaplayayım. Evet. Şimdi bu kadar özelliği sağlayan PEM dahil başka ürünler nedir? Bu kadar özelliği sağlayan bizim cloud'da sadece tek bir rakibimiz var. Onu hemen hemen herkes biliyor. Çok isim vermeye gerek yok. Bizim zaten rakip olarak gördüğümüz tek bir firma var. O da zaten IAM pazarında lider olan, dünya lideri olan bir firma. O yüzden orada şunu söylemekte fayda var. Biz rakip olarak sadece bir firmayı görüyoruz. Zaten diğer firmalar PEM tarafını kendi içerisinde doğrudan barındırmıyor. Ya bir ürüne yönlendiriyor sizi veya kendileri satın almış oldukları bir ürün var. Onun üzerinden hizmet veriyorlar. Bizim farkımız burada bir ürün aldığınız zaman bir suite'e sahip olmuş oluyorsunuz. Farklı farklı ürünlere sizi yönlendirmiyoruz. Ben bahsetmedim ama çünkü zamanımız yoktu. Windows tarafındaki authentication'dan tutun da yani oradaki login ekranındaki kullanıcı adı parola girdiğiniz alanların yönetiminden tutun da oradaki self-service password reset unlock kısmına kadar VPN uygulamalarınızın arkasındaki bulunan yetkilere kadar onların konsol ekranları üzerindeki yönetimine, yetkilerine kadar gerçekleştirebiliyoruz. Bu kapsamda hizmet veren zaten global ölçekte de çok nadir firmalar var. Belki bir elin parmaklarını geçmiyordur bu firmalar. Yanlış bir bilgi vermek de istemem. Ama bizim en büyük farkımız bu ürünlerin tamamını tekil bir platformdan sunmak. Bir diğer nokta da diğer ürünler sizi çoğunlukla cloud'a yönlendirir. Der ki bu özellik var ama bu özellik cloud'da çalışıyor. Şu özellik var ama şu özellik cloud'da çalışıyor. Biz diyoruz ki gerek on-prem, gerek CyberSaaS veya fark etmez. Nasıl aldığınızın bir önemi olmadan bütün özellikler %100 hem sizin ortamınızda hem de cloud'da çalışabilir durumda. Böyle bir avantajınız var. Biz
Şu an Türkiye'nin en büyük bankası, net isim vermeden söyleyeyim, Türkiye'nin en büyük bankası Monosign kullanıyor. Ve bu proje içerisinde gerçekleştirdiğimiz verilerin tamamı bu bankanın sistemlerinde bulunuyor. Ve tüm özelliklere destek veriyoruz. Bunu parantez içerisinde söylemek isterim. Yani herhangi bir özellikte hiçbir kısıt yok. Süper. Ağzına sağlık. Son soruyu alalım. Vaktimiz doldu çünkü. In-house geliştirilen uygulamaların entegrasyonu sağlanabilmesi kolay bir şekilde olabiliyor mu? Biraz bahseder misiniz? Olabiliyor. Bu arada Enterprise Grade konektörler var, provider'lar var. Bunlara destek veriyoruz. Bunlar nedir? SAML, OpenID, O, JVT gibi protokoller. Bu protokolleri kullanan herhangi bir in-house uygulamayla entegrasyon maksimum birkaç saat. O da maksimum. Burada aynı zamanda diyelim ki bu in-house uygulamanın herhangi bir authentication mekanizmasına desteği yok. Zaten o durumda bir REST API desteğimiz var. Bu REST API'nin yani neleri desteklediğimizde siz de api.monosign.com adresinden ulaşabilirsiniz. Çok geniş bir altyapımız var. Yönetim paneli üzerinden bir kullanıcının alabileceği bütün aksiyonları API üzerinden de alabiliyorsunuz. O yüzden bu noktada en dip entegrasyonu dahi bir butonun üzerindeki yetkinin kontrolünden tutun da uygulama girişi, uygulamanın alt yetkilendirmesine kadar çok basit bir şekilde entegrasyon Son dedim ama sağlayabiliyoruz. son olsun. Bu partner kısmına da cevap verirsen kapatalım. Abi şöyle, partner yapısı üzerinden ilerliyoruz. Doğrudan bir satışımız mevcut değil ve partnerların özellikle Monosign konusunda yetkin olmalarına önem gösteriyoruz. Burada zaten bugün CyberCode ile birlikte bu etkinliği yapıyor olmamızın sebeplerinden birisi CyberCode. Doğrudan teknik desteği verebilecek, birinci seviye teknik desteği verecek partnerlerimiz arasında tek şu anda bunu söylemek isterim. O yüzden burada şeyi bekliyoruz. Tabii ki biz her zaman sizin yanınızdayız. Ama orada bir bufferlık sağlayacak, size gereken durumda hem entegrasyon desteği verecek, hem de sizi modüllerin yönetilmesi konusunda yönlendirebilecek bir partnerla ilerlemeyi uygun görüyoruz. Partnerden aslında temel beklentimiz bu. Partnerlerimizin teknik yeterliliğinin olmasını istiyoruz, Monosign'ı sunabilmek anlamında. Peki çok teşekkürler. Bir soru gelmiş Cyber SaaS hizmetleri. Ben ona YouTube linkiyle cevap verdim. Bir önceki Harika. webinarımızda zaten biz anlatmıştık Cyber SaaS hizmetlerini. Vaktimiz de dolduğu için daha fazla Abi soru çok alamıyoruz özür arkadaşlar. dileyerek, bir son kalan bir soruya cevap vermek istiyorum. Özür dilerim. Jira Tabii estağfurullah. Service Desk tamamıyla doğrudan entegreyiz arkadaşlar. Haliyle herhangi bir uç sistem ile entegrasyon gerçekleştirip bütün süreçleri otomatize edebiliyoruz. Altını çiziyorum, bütün süreçler. Herhangi bir kısıtımız yok. Veri tabanı, file sistem, neyin olduğunun bir önemi yok. İstediğimiz ortamla entegre olabiliyoruz entegrasyon platformu sayesinde ve tüm uç sisteme aksiyonlarını gerçekleştirebiliyoruz. Kullanıcının davranışını dahi simüle edebiliyoruz. Diyerek Süper. Çok Hakan Hocam buyur lütfen. çok teşekkürler. Ağzınıza Ben sağlık. teşekkür Kafanın ederim. iş için son sözlerinizi alayım arkadaşlar. Turalman yine senden başlayalım istersen. Tamam. Öncelikle katılan herkese teşekkür ediyoruz. Monosign özelinde, Monofor özelinde CyberCode ile istediğiniz zaman görüşebilirsiniz. Bu konularda hem satış hem teknik sizlere seve seve yardımcı olmak isteriz. Proje bazlı veya yönetilen hizmetler kapsamında SaaS servislerimiz üzerinden Monosign hizmetlerine sahip olabilirsiniz deyip katılan herkese teşekkür ediyorum değerli vakitlerini ayırdıkları için. Ben de ayrıca teşekkür ediyorum. Biraz mümkün mertebe hemen hemen her şeyden bahsetmeye çalıştık. Vaktin tabii ki yetmediği kısımlar oldu. Zaten Abdurrahman gerekeni söyledi. Daha fazla detay bilgiye ihtiyacı duyduğunuzda bizimle iletişime geçiyor olmanız yeterli. Ben çok teşekkür ediyorum bütün katılımcı arkadaşlara. Hakan, sana da ayrıca teşekkür ediyorum abi bu fırsatı, bu imkanı sağladığın için. Teşekkürler. Çok teşekkürler, rica ederim. Yani sizleri dinlemek benim için büyük keyifti. Yıllardır anlattığım konuları böyle başka uzmanlardan da dinlemek gerçekten keyif verici. En azından yalnız olmadığımı, başka insanların da Estağfurullah. benzer işlerle dertlendiğini, hatta ürün yaptığını, ürün çıkardığını, sattığını Türkiye'nin en büyük bankalarına görmek gurur verici, mutluluk verici. Sonuçta hepimizin amacı belli. Bu ürünleri, senin ürünün olur, bu kavramları daha iyi öğrenmek, kullanmak ve en azından şöyle diyorum ben biraz esnaf usulü gibi olacak ama hacker'a vereceğiniz parayı arkadaşlar ya ürüne verin yani ya Monofor'a verin ya Cyber SaaS'a verin ya bize verin günün sonunda bunları yapmadığınızda sonuçları artık hepimiz biliyoruz.
Yani IDC, maalesef. Gartner'ın raporlarına bakmaya gerek yok arkadaşlar. Görünen köy kılavuz istemez. Hani hacklenen şirketler de ortada. O yüzden benim için çok keyifli oldu. Yani böyle nasıl diyeyim, hani çok ilgilendiğim, danışmanlığı yaptığım konuların bu kadar olgunlaşmış bir bayi, partner ve üretici tarafından anlatılması, özellikle Çözüm Park platformunda zaten çok keyifliydi. Katılımın yoğunluğundan bir Ağustos gününde, normalde Ağustos ayı tatil ayı, çok net söyleyeyim yani böyle çok unique olması lazım. Evet evet, yani bu kadar yüksek bir katılım zaten insanların da ilgisi olduğunu gösteriyor. Chatten doğrudan müşteri talebi geldi, gördüm, komisyonumu alırım, onu söyleyeyim arkadaşlar. Yine WhatsApp'tan yine Türkiye'nin en büyük e-ticaret şirketlerinden birinde arkadaşım çalışıyor. O da canlı dedi. Bayağı iyiymiş ya bu şirket falan diye böyle bana yorum yaptı. Bu da demektir ki gerçekten amacımıza ulaştık. Güzel işler yapmışsınız. Tekrar sizin elinize sağlık diyorum. Ağzınıza sağlık. Katılan herkese de çok teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek teşekkür üzere. ederiz. Kolay çok gelsin. Sağ olun. Görüşmek üzere.